Senin ne kadar iyi ve güzel olduğunu sanırım benimle beraber çok kişi de anlamıştır. Ee, hafta sonu hep sultan düşündüm. Sultan'a ne yapabiliriz diye. Ee, sultan, Instagram'dan tanıştığı Emir isimli kişiye 8.700 lira, Kurtuluş isimli kişiye 23.000 lira, Aydoğan Ünsal'a da 20.000 lira kaptırdığını iddiasıyla biliyorsunuz aramızdaydı. Ee, Aydın ise dedi ki ben ona 24 verdim ama bana 24'ünün karşılığını ödedi. Ben onun doğalgaz faturasını ödedim. Telefon faturasını ödedim falan filan. Ben de merak ettim dedim ki özellikle Sultan tabii Aydoğan'a niye takık e, benimle evlenecekti diyor. Ben de o yüzden eşyalarımı sattım. Evlenip onun yanına Bursa'ya gidecektim. Dedim ki arkadaşlar ya bir gidip bakar mısınız dedim. E, evi ne durumda hani doğalgaz faturasını falan ödemiş ya adam. Ne doğalgazı varmış evinde falan. Sultan'ı ziyaret Sultanı ziyaret ettik. Benim Sultan'a üzülmemin bir sebebi de şu. Sultan'ın... E, bu konuda mağduriyet yaşayan tek kişi olmadığını biliyorum. Biliyorum çok arayan var. Ee, ekrana çıkmak biraz da cesaret istiyor. Hani çevreye karşı, sağa sola karşı. Nedense başımıza gelenlerle ilgili e, bize dolandıranlardan biz utanıyoruz. Bize yapılanları söylemeye biz çekiniyoruz. Ne kadar acıklı değil mi? <laughs> Bu arada Melike yıktı döktü. Parçası kalsın Melike. Ee, ama o kadar çok arayan ve mesaj gönderen var ki bu konuda. Tamam uyanık olalım, tamam uyanık olalım. Ama hepimiz uyanık olabiliyor muyuz? Bir de zaman zaman acaba uyanıklık kapımız nereye kadar çalışıyor? Kime karşı çalışıyor? Bunların hepsini düşünmek lazım. Bunu özellikle Sultan ve Sultan'ın durumundakiler eleştirenlere söylüyorum. Herkesin hayatta hmm, kandırılma noktası vardır arkadaşlar. Yani bence birilerini eleştirmeden önce bizim kandırılma noktamız neresi diye düşünmek lazım. Mesela hayatında hiç kandırılmadım diyen biri varsa eğer Sultan'ı eleştirsin. Sultan'ın evine gidelim. Ben üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Sen öyle bir halının üzerinde tek başına otururken görünce sabah gözlerim doldu. tam 3 kez aynı şekilde yanıldığını, üç farklı sosyal medya aşkının kendisini dolandırdığını ileri süren Sultan Aktaş, son sevgilisi için eşyalarını gözden çıkardığını iddia ediyordu. Benim eşyalarımı sattırdı. Benim de devimde dedi, güzel evim var dedi. Eşyalarım var dedi ben senden hiçbir şey istemiyorum dedi. Sen eşyalarını sat dedi. Ben sadece seni istiyorum dedi. Sadece sevmek ve sevilmek isterken hayalleri gibi parasından dolan Sultan Aktaş evinin kapılarını Müge Hanım'la ekibine açtı. Müge Hanım'a her zaman evimin kapıları ölene kadar sonsuza kadar açık. Ama bundan sonra dolandırıcılara asla inanıp ne kalbimin ne de evimin kapısı asla açık değil. Buyurun hoş geldiniz. İlk ikisi gibi son sevgilisine de çok güvenmiş, evleneceklerine o kadar çok inanmıştı ki söylediğine göre Sultan Aktaş gözü hiçbir şey görmemişti. Aydoğan bana aşkım, canım bir tanem, karım diyordu. Sana yüzük alacağım, sana nişan yapacağım, düğün yapacağım. Yüzüğü takacaktım, yüzüğü, yüzüğü. Yüzük nerede kaldı? Ben seni sevdiğim kadar sen beni sevmedin. Nasıl o evleneceğim diyerek ne eşyası varsa eşe dosta dağıtmıştı. Aydoğan'a güvenip bütün eşyalarımı sattırdı bana. Seninle dedi evleneceğim, edeceğim dedi ama beni kandırdı. Benim bu evimin döküldüğünü, patlak olduğunu gösterdim. Burada yatak odamı sattım, yatağımı sattım. Odam şimdi bomboş kaldı. Gel de gör şu duvarların halini gör. Benim hiçbir eşyam kalmadı. Bak utanma, utan, utanmayacak mısın şimdi? Kanepede yatıyorum, yatağım kalmadı. Getireceksin benim paramı. Mutfağımın halini gör. Tezgahın altına bak, mutfağın altı dökülüyor. Gör Aydoğan, gör. İki tane tabağım kaldı. Beni ne hale soktu? Ben bu sobamı bilen sana güvenerek sattım. Komşularım verdi. Odunumu, kömürümü komşularım aldı. Sosyal medya aşkları sebebiyle Sultan Aktaş'ın çektiği zorluğa komşusu da bizzat şahitti. Hani değil ya Müge programında ben dual gaz faturasını yatırdım. Sultanın sobası bile yoktur ki dual gazını yatıra. Bizler aldık, sobasını komşular getirdi. Odunlu kömürünü aldık, böyle koyduk. Sobasını geldim kendiliğimle ben yaktım. Hani sultanın ocaklarını alacaktı, sultanın üzük alacaktı. Hala bunları ki ben geleceğim bekle, ben geleceğim. Nereden Bursa'dan? Artık diyet dedim ki buna. Lan bağırsan Bursa'ya gidin ya sesim. Bu hala bekliyor gelecek. Buna değilmiş ki. Sen bana 160 bin lira köprü parası yolla. Ben geleceğim senin yanına. Gece saat 1. Ben dedim ki doğru dedim. Az yedi çünkü dedim bile köprü parası. Seni seven dedim sağa para yollasın. İşler acısı hali. Bu soğukta bizler sıcak evde oturduk. O burada soğukta oturdu. Komşuyum içim yanıyor. Olmaz bir insan bu kadar dolandırılmaz. Yayınımızın ardından son sevgilisini takip Bursa'da olduğunu söylüyor ya son kişi. 160 lira herhalde 3. köprünün parasıdır herhalde 160 lira öyle mi? Evet köprü parası istedi benden Müge abla. Sen bana köprü parasını gönder ben de geleyim. Dayımın yani. oğlunun düğünü vardı aradım dayı dedim böyle böyle dedim. Konuştuğum arkadaşla birlikte düğüne geliyoruz dedim. Tamam buyurun gelin hoş geldiniz canım dedi. Ondan sonra beni aradı. Bana diyor ki köprü parasını gönder diye ben de gelimdi. Dedi. Ben dedim köprü parasını nereden göndereyim? Bende para kalmadı dedim. Bir köprü parasını da benden istiyorsan sen insan değilsin dedim. Orada komşular vardı. Telefonu duydu. Senden bir köprü parasını isteyen insanlar erkek olmaz dedi. Düş onun yakasından dedi. Beni uyardılar ama hep ona inandım. Gelmedi. Dayımın oğlunun düğününe yalancı çıktım. Yengemin abisi vefat etti. Ona da birlikte gidecektik. Ona da gidemedim. O cenaze yakınlarına bile yani. evet ona da yalancı çıktım. Gelmedi. Hep kaçtı hep kaçtı. Parayı verirsem canım aşkım sevgilim parayı vermezsem küfür ediyordum bana Şimdi hattı da değiştirdi. Senin bu yayına bağlanandan sonra hattı değiştirdi. Ben bu mu şikayeti aldırandan sonra 7-8 kere hat değişti. Hatta buluyorsun bana bulamıyorsun. Benim gibi enayi bir bayana buldun. Benden istiyorsun. Sürekli yiyorsun içiyorsun hayatını yaşıyorsun başkalarıyla. Şimdi de başkaları dolandıracaksın. Sultancığım belki senin en büyük hata şunu düşünmen gerekir mi acaba? evlilik kararı bence önemli bir karar. Birini sevebilirsin, aşık olabilirsin, ...beraber yaşayabilirsin falan hani neyse ama... ...şimdi evlilik demek... ...ya önemli bir şey... ...şimdi artık işi resmiyete döküyorsun... Evet. ...sonra evleniyorsun bir türlü de boşanamıyorsun... ...hani yani, evet. yani o yüzden iyi iyi alınması gereken bir karar... ...şimdi şöyle düşün... ...hani böyle sevgilisin... ...ayrılırsın, barışırsın... Ee, ...ne bileyim birbirine zaman tanıma imkanın olabilir... ...ama evlenmek demek... Ne olursa olsun her akşam aynı evde buluşmak demek ya. Evet. O yüzden gerçekten çok sevdiğin biriyle evlenmen lazım ki. Ya, aynı evin içinde biraz o sevgilerin de yavaş yavaş no azalacağı demeyeyim de sıradanlaşacağını düşünerek. Hani aynı evde yaşamanın. Çok ciddi bir karar vermen lazım. Şimdi bak sen hep şöyle anlatıyorsun. Ben biri bana mesaj gönderdi. Seninle evleneyim diye. E şimdi tanımadan etmeden. Ya. Öyle. ...şimdi nasıl biriyle karşılaştın... ...selamun aleyküm, aleyküm selam... ...benimle evlenir misin... ...yok devenin nalı demen lazım senin... ...ya işte ya oradan, demedim... ...oradan bir uyansan mı diyorum... ...yani mesela bir insanı bir tanısan da... ...bir yıl iki yıl değil mi... Evet. ...ondan sonra desek ya sultan... ...hani biz beraber kalalım... ...bak ne güzel anlaşıyoruz... ...ya Müge abla bununla bir yıl oldu bu benle. ...tanıştıktan sonra bir hafta sonra... ...para istedi hepsi aynı... ...ama sen hepsini şöyle anlatıyorsun ama... ...tanıştılar seninle evleneceğim diye... İşte seninle evleneceğiz. Ben <laughs> senin paranı ödeyeceğim. Biri telefon aldı. O telefonu aldırtıran bana Emir Bey de cumartesi günü resmini değiştirmiş. E, kafa çekiyor. Neyse bizi ilgilendirmez de. Ver, Ama onlara buluyorlar. Benim hakkımı da vermeleri lazım. Müge abla. Ama Sultan ben sana başka bir şey söylüyorum. Çünkü izleyeceğiz. <laughs> Yani gerçekten arkadaşlar size inanamıyorum. Ya bu kadına yine bir sürü arkadaşlık ve evlenme teklifi göndermişsiniz ya. Yapmayın arkadaşlar. Ben Yapmayın istemiyorum. bak. İstemiyorum. Yapmayın yani. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.